أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين Allahumme allimna ma yenfa'una, benfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar. Tefsir derslerimizde Ahkaf suresinin 9. ayetine gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bugün bu ayetten başlayıp Cenab-ı Hak lütfettiği kadar Rabbimizin kelamını hem okuyacağız, hem de anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz hepimize kelam-ı ilahiye gereken saygıyı, tazimi gösterebilmeyi, ona en güzel şekilde kulak verip, gönül verip anlayabilmeyi, hem de ilahi mesajları hayat haline getirebilmeyi nasip eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أت اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا، وبشرى للمحسنين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم وَنَتَجَابَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Değerli kardeşlerim, Ahkaf suresinin 9. ayetinden 16. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. 9. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ de ki ey Nebi, peygamber olarak gönderilen ilk kişi ben değilim. Bana veya size ne yapılacağını da bilemem. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Çünkü ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Değerli kardeşlerim, bu ayet fakiri de gerçekten çok etkileyen ayetlerden birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında miladi olarak kendisine Hira dağında, Nur dağında ilahi vahiy gelince tabi büyük bir emanet yüklenmiş oldu. Yüce Rabbimiz sen böyle bir peygamberlik beklemiyordun böyle bir ileride böyle bir şey olursa gibi bir düşüncen yoktu buyurduğu o nebi yizişan efendimiz Aleyhisselatü vesselam başlangıçta ürperdi, korktu. Acaba bana farklı varlıklar mı musallat oldu gibi bir endişenin de içine düşmedi değil, düştü. Ancak Rabbimiz onu seçmişti ve o son peygamber olarak alemlerin efendisi, alemlere rahmet, bir nebi yezişan olarak Cenab-ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği bir rahmet peygamberi olmuştu. Fakat gel gör ki o güne kadar kendisine saygı duyan, itibar eden, Muhammedül Emin diyerek onu öven kavmi, kabilesi, etrafı, tanıyanları, ona çok farklı yaklaşmaya başlamışlardı. Eziyet ediyorlardı. Ondan olmadık şeyler istiyorlardı. Yani peygamberlik şimdi sana mı geldi? Yani neden sen? Peygamberse böyle insan mı olmalıydı? Etrafında meleklerden bir takımı, işte efendim ekibi olmalı değil miydi? Madem peygambersin hadi söyle şu gökyüzünü bize parça parça indir tepemize diyorlardı. Ya da bu peygamberse Allah'ın seçtiği bir kulsa neden böyle bağları, bahçeleri, hazineleri yok diyorlardı. Efendimiz'e hakaretler ediyorlardı. Efendimiz zor duruma düşüyordu elbette. Ancak onun üzerine risalet gömleğini, peygamberlik gömleğini, cübbesini giydiren alemlerin Rabbi olan Allah'tı. Onu Yüce Rabbimiz yönlendiriyor ve ne denilmesi gerekiyorsa onu bile vahy efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve işte bu ayet adeta böylesi kendisine karşı çıkan müşriklere karşı yine Rabbimizin böyle söyle diye emrettiği bir ayettir. Kul de ki ma kuntu rusul. Ben türedi bir peygamber değilim. Yani daha önce olmamış bir şeyi söylemiyorum. Benden önce nice peygamberler geldi geçti. Benden önce İsa peygamber vardı Aleyhisselam, Musa peygamber vardı, işte İbrahim Aleyhisselam vardı. Niceleri vardı. Bu peygamberlik müessesesi benimle başlamış bir şey değil. Böyle söyle diyor. Kul ma bidan minar rusul. Ben peygamberlik adına ortaya çıkmış böyle türedi birisi değilim. O peygamberler silsilesinin bir devamı olarak Allah'ın gönderdiği size bir elçiyim ben. Onlar da benim gibi bir beşerdi, insandı. Onlar da yemek yiyor, çarşı pazar elbette dolaştıkları ol, oluyordu. Evleniyorlardı. Beni yadırgıyorsunuz böyle insandan peygamber mi olur diye. Ama benden önceki peygamberlerin de hepsi bir beşerdi. Yüce Rabbimiz ona böyle bir cümle kurdurdu. Böyle söyle. Ve şunu da söyletti Allah ki bu da çok gerçekten vurucu bir cümle. Yine de ki diyor, ve edri ma yuf alubi ve Bana ne yapılacak, size ne yapılacak onu da bilmiyorum de. Yani ne demek? Sizin önünüz karanlık olduğu gibi adeta ben de bilmiyorum. Dünyada yarın, ertesi gün ne olacak? Yarın kıyamette ne olacak adeta? Geleceğe dair ben bir şeyler bildiğimi size iddia etmiyorum. Kendiliğimden böyle bir bilgim yok benim. Hemen peşinden in ettebiu illa ma yuha iley. Ancak ben bana ne vahyolunuyorsa, bana Allah tarafından ne geliyorsa ona tabi oluyorum. Onun peşinden gidiyorum. Ha benim bilgim kendimden kaynaklanan bir bilgi değil. Ben geleceğe dair size bir şeyler söylüyorsam, öldükten sonra dirileceksiniz diyorsam cennet var cehennem var hesap var kitap var diyorsam bunu ben kendiliğimden söylemiyorum. Bu Allah'ın bana vahyettiği bilgilerdir ve ben onu size aktarıyorum. Ha Cenab-ı Hak yarın peygamberine ve müminlere zafer vereceğini vaat ediyor. Ben onu size söylüyorum. Bunu da kendim söylemiyorum. Kendi çıkarımlarım değil, kendi öngörüm değil bu adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe dair söylediklerinin de vahyi ilahiden ibaret olduğunu ifade ediyor. Efendim peygamber kaybı bilir miydi? Kaybın küllisini yani tamamını ancak Allah bilir. Ve la ya'lemul gaybe illallah. Kıyamet ne zaman kopacak? Onu peygamber de bilmiyor. Yani Cebrail sorunca kıyamet ne zaman deyince onun verdiği cevap bildiğimiz bir cevap kendisine soru sorulan sorandan daha iyi bilmiyor bu konuyu der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak Yüce Rabbimiz yine gelecek perspektifinde yani geleceğe dair bir takım pencereler açtıysa ki açmıştır Resulü Zişanına. Ama ne kadar açtıysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadarını haber verir. Gaybın tamamını biliyor değildir. Zaten bilmediğini söyle diyor Cenab-ı Hak emrediyor. Ey Habibim bana ne olur neler yapılacak size neler yapılacak bunu ben de bilmiyorum de onlara. Ben ancak bana vahyoluna tabi oluyorum de buyuruyor. Buhari'nin aktardığı şöyle bir hadise var. Medine'ye hicret eden müminler oranın yerlilerine yani yani Medineli ensara misafir edilmeleri için dağıtılmış. Osman bin Ma'zun isimli sahabi de misafir kaldığı evde hastalanmış ve ahirete göçmüştü. Cenaze kefenlenmiş haldeyken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve gelmiş. Evin hanımı ona vefat eden hakkında kanaat ve duygularını şöyle ifade etmişti. Allah'a rahmeti üzerine olsun ey Osman. Sana şahitlik ederim ki Allah'ın ikram ve ihsanına nail oldun. Şunu biliyorum ki diyor sen Allah'ın ikram ve ihsanına nail oldun. Çünkü sen güzel bir insandın diye adeta böyle bir bilgi e, ya da söz söylüyor. Peygamberimiz o hanımefendiye ona Allah'ın ihsanda bulunduğunu nereden biliyorsun diye sorunca kadın kendine geldi. Bilmiyorum ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamberimiz de şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. O Rabbinden gelen şüphe götürmez gerçekle karşı karşıyadır. O şimdi vefat etmiştir. Ben onun için hayır umuyorum. Yemin ederim ki ben Allah'ın elçisi olduğum halde hakkımda ne yapılacağını bilmiyorum. Kadın da ekledi. Vallahi ben de bundan sonra hiçbir kimseyi onun günahı yoktur, makamı cennettir diyerek teskiye etmem dedi. Bakınız ne kadar uyarıcı bir şey. Evet, dünyada ibadetiyle, ahlakıyla, davranışlarındaki güzellikle, bilinen bir sahabi hakkında o hanımcağız, o hanım annemiz demiş ki ne mutlu sana ya Osman. Allah'ın ikramının, ihsanının muhatabı oldun. Cennete gireceksin anlamında söz söyleyince Efendimiz'den uyar alıyor. Ben diyor bak bir peygamber olduğum halde ben de bana ne yapılacak onu da bilmiyorum. Yani burada müthiş bir terbiye var. Müthiş bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da söylediği her söz vahye dayanmıyorsa orada durduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir peygamber olarak kendisine ne vahy olunmuşsa onun izinden gittiğini beyan ediyor. Ben diyor bana vahy yolundan şeyleri size aktarıyorum. Kendim de ona tabi oluyorum. Ben bir şeyi yapıyorsam, bir şeyin peşinden gidiyorsam kendi arzularım böyle istediği için ya da ben bir takım çıkarımlar yaparak, tecrübi birikimimi konuşturarak yapmıyorum bunları. Benim diyor yapıp ettiğim, siz davet ettiğim şey bana vahiy olan şeylerdir. Ve ma ene illa nezirun mubin ayetin sonu böyle bitiyor. Yine de ki ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. O kadar. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Ne kadar insanı titreten bir ayet-i kerime yüreklerimizi ürperten bir ayet-i kerime. Geleceğe dair Rabbimize güveniyoruz, ona dayanıyoruz, onun rahmetini umuyoruz. Ancak bunu söyleyebiliriz. Azabından ve gazabından yine ona sığınırız. Onun cennetine umuyoruz. Bizi salihle, salih kullarının arasında cennetine koysun diye niyazda bulunuyoruz aziz dostlar. Kelam-ı İlahi ne kadar terbiye edici bir kitap. Aman ya Rabbi. Doğru düşünme adına, duygularımızı kontrol etme adına ne kadar böyle büyük bir kılavuz, hakkın rahmeti bilmediğimiz yerde bilme, bilmiyorum diyebilmek. Bir peygamber düşünün ki seyyidi kainat, fahri alem diye iftihar ettiğimiz, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hatemün Nebiyyin peygamberlerin sonuncusu ahlakı üzerine yemin edilen o şerefli peygamber ve ona sende ki bana ve size ne yapılacağını ben de bilmiyorum de dedirtiyor alemlerin Rabbi Mevlamız. Öyleyse kimse kendi geleceğine olsun, başkalarının geleceğine olsun kesin kanaat, hüküm ifade eden cümlelerle konuşmamalı. Konuşmamalıyız daha doğrusu. 10. ayet. Kul eraytum in kana min indillahi ve kefertum bihi ve şehide şahidun min bani İsrail ala misli fa amen ve istekbertum in Allah la yehdi'l kavme'z zalimin. De ki ey peygamber o etrafındaki inanmayan, seni yalanlayan, vahyi inkar edenlere de ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katından ise, yani bu Kur'an-ı Azimuşşan, bu söylediğim ilahi vahiy diye size aktardığım mesajlar, bunlar Allah katından ise ve siz onu inkar etmişsiniz, reddetmişsiniz. İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitli edip inandığı halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Haliniz nice olur? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Şimdi burada ne dersiniz? Şayet bu diye ifade edilen bu işaret zamiri esas Arapçada hüve zamiri o diye tercüme de edilir bu. Ne dersiniz? Şayet o Allah katındansa meal verirken bunun Kur'an olduğuna işaret etmeye çalıştık ama bazı alimler derler ki bu peygamber de olabilir. Yani sizin o inanmadığınız nereden çıktı bu şimdi peygamber olarak dediğiniz şayet Allah katından gönderilmiş biri ise ve de siz onu inkar ediyorsanız bir de İsrailoğullarından bir şahit çıkıp da ona şahitlik ediyor. Bu doğru söylüyor diyerek ona iman etmiş. Ve siz de hala kibirlenerek ayak diretiyorsanız. Ne, nedir bu durum? Bir düşünün sana hangi konuma düşüyorsunuz denmiş oluyor burada. Evet gerçekten buradaki o zamiri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de gidebilir. O zamiri burada ayetin metninde açıkça yok. İmkan ederken şayet o idiyse demektir Arapça olarak tam tercüme edecek olursak. O kim? işte o peygamber olabilir. Yani ki ayetin aslında makabli dediğimiz önceki ayete bakacak olursak tam da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kastedilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve o zaman o peygamber şayet Allah katından gönderilmiş birisi ise ve siz de onu inkar etmişseniz diye başlarız. Meale böyle. Ama müfessirlerimizin büyük çoğunluğu buradaki zamirin o Kur'an, o ilahi mesaj, o inen vahiy anlamına geldiğini, bunu daha çok e, tercih ediyorlar. Elbette bu da kastedilmiş olabilir. Çünkü açık değil bu zamir, iki tarafı da gidebilir. Böyle olunca da, evet bu Kur'an Allah katından indirilmiş bir kitap da, siz de onu inkar etmişseniz diye öyle anlarız o zaman. Her ikisi de aynı aslında. Peygamber Allah'ın elçisi olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Ona karşı çıkmak zaten Kur'an'a karşı çıkmaktır. Veya Kur'an'a karşı çıkmak aynı zamanda onu getiren peygambere karşı çıkmaktır. Her ikisi de aynı kapıya çıkıyor elbette. Fakat e, alimlerimiz Allah onlardan razı olsun. Böyle ince ince şöyle de olabilir, bu ayette şöyle de olabilir, şöyle de bakılabilir diyerek bu ince manalara işaret ederler. Allah bu ümmetin geçmiş alimlerine rahmet eylesin. Yaşayanlarına da sıhhat, afiyet, e, bereketli hayat, hizmet hayatı ve ilim hayatı nasip eylesin. E, evet ama sanki azizane kanaatim bir önceki ayette de ki ben türedi bir peygamber değilim. E, yeni çıkmış biri değilim. Benden önceki peygamberler gibi bir peygamberim anlamında bir e, cümleyle başlayınca dokuzuncu ayet. Bu da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme işaret etmesi sanki daha yakın geliyor e, insanın gönlüne. Ve diyor bir de İsrail oğullarından birisi buna şahit olmuşsa. Bu kim? Bu birisi kim? E, alimler bu konuda üç ayrı görüş ifade ediyorlar. Bu diyorlar Musa aleyhisselamdır. Musa aleyhisselam nitekim Tevrat'ta eski ahitteki metinlerde Rabbiniz Allah aranızdan bir elçi çıkaracaktır. Sizin kardeşiniz bana benzeyen işte Tesniye kitabı 15. pasajda yine bir başka ayette yine Tevrat'ta ben onlar için senin kardeşlerin arasından sana benzeyen bir elçi çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek tarzında ayetler var Tevrat'ta. Dolayısıyla buradaki ve şehide şahidün min beni İsrail Musa aleyhisselam olabilir diyorlar. İşte İsrail oğullarından da bir şahit onun peygamber olduğuna ya da ona gelen vahyin ilahi vahiy olduğuna şahitlik etmişse ve siz de kibirlenerek onu reddetmişseniz sizin haliniz ne olur diye soruyor ayet. Şimdi bazı e, müfessirler de çoğunlukta diyorlar ki Abdullah İbni Selam gibi Yahudi iken Müslüman olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu, ona inen vahyin ilahi kelam olduğunu söyleyen, buna şahitlik eden kimseler kastedilmiştir diyorlar. Ancak bu sure Ahkaf suresinin Mekke'de indiği ya da Hicret'ten önce indiği, Abdullah bin Selam'ın Medine'de Müslüman olduğunu göz önünde bulunduranlar da bu olamaz diyorlar. Olsa bile Evet sure bir bütün haline Mekke'de inmiştir ama bu ayet Medine-i Münevvere'de inmiştir. Ancak eğer Abdullah bin Selam sabrıda kastedilen böyle anlayabiliriz demişlerdir. Bir üçüncü görüşte diyorlar ki yok yine bu ayet de Mekke'de inmiştir. Ve o dönemde de zaten ticaret diye bir şey var. Şam'a ticarete gidiyorlar, Medine'ye ticarete gidiyorlar. Orada da Müslüman olan işte beni İsrail'den kişiler var. Onlar da şahitlik ediyorlar. Şimdi müşriklere şu denmiş oluyor. Ey müşrikler. Bak siz daha önceden ehli kitap değilsiniz. İşte Tevrat elinizde yok, okumuyorsunuz. Ona iman etmemişsiniz. Ama sizden önce bu kitaptan önce o Tevrat gibi bir kitaba sahip olanlar bile buna şahitlik ediyorken böyle bir peygamber geldiğini söylüyorken Buna iman etmişken size ne oluyor da hani e, inkar ediyorsunuz. Üstelik hiçbir deliliniz yok, dayandığınız bir bilgi yok, belge yok. E, ve sadece kuru kuru kibirleniyorsunuz. Kibrinizden, inadınızdan efendim reddediyorsunuz böyle bir şeyi. E sizin haliniz ne olur bir düşünsenize anlamında bir ayettir diyorlar. Evet bu üçüncü görüş daha da böyle bir insanın e, efendim, aklına yatıyor, sanki gönlüne yatıyor. Ee, Cenab-ı Hakk'ın kastettiği şahit Musa Aleyhisselam olabilir mi? Bazı müfessirler bunu uzak görüyorlar. Çünkü e, feamene ifadesi var ki burada şahitlik edip iman etmiştir. İman etmiştir derken bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ın nüzulünü görmüş birisi olmalıdır diyerek haklı olarak buna karşı çıkıyorlar. Ancak şöyle de düşünmek mümkün elbette. Peygamber gelmeden de ona iman etmiş kişiler vardı. Musa Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam da zaten peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi müjdelemişlerdi. Müjdelemek ne demek? Benden sonra ismi Ahmet olan birisi gelecek demek. Ne demek? Peygamber olarak zaten onun peygamberliğine o da iman etmiş anlamına geliyor. Bu sebeple bu üç görüşün hiç olmazsa Musa Aleyhisselam ...dır anlamındaki görüş olsun. Ve üçüncü görüş olsun her ikisi de muvafık yani uygun görülüyor ayetin akışına. İkinci görüşte yabana atılamaz olabilir. Çünkü hangi ayetin hangi tarihte nerede indiği tek tek yüzde yüz eminlikle tespit edilmiş diyemeyiz. Evet bu ayetlerin hepsi Kur'an ayeti olarak tespit edilmiş. Bunda hiçbir şüphe yok. Zerre kadar şüphe yok ama hangi tarihte nasıl indi? Çünkü Kur'an'ın ayetlerinde bazen Medine'de inen bir ayetin Mekke surelerinin içine yerleştirilmesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işaret etmiştir. Yine o da vahiy ile ona işaretle bulunmuştur. Bu da olabilir. Bu sebeple müfessirlerimizin her biri aslında saygıya layık bir görüş ileri sürmüş oluyorlar. Evet tefsirlerde tabi bu gibi detaylar elbette var. Dinleyenlerimiz arasında da ehli ilim ehli irfan nice kardeşlerimiz olduğu için bu inceliklere de dikkat çekmeyi önemli görüyoruz aziz dostlar. Vakale lillezine keferu <laughs> lillezine amenu leukan hayran ma sabiquna ileyhi. Ve iz lem yehtedu bihi feseyeguluna haza ifkun kadim. Küfre saplananlar İnkarda ayak diretenler. Bir de müminler hakkında şöyle diyorlar. Eğer Kur'an iyi ve faydalı bir şey olsaydı, eğer bu gelen yeni vahiy hayırlı bir şey olsaydı ya da bu yeni dine girmek, işte peygamberim diye kendini peygamber olarak takdim eden kişiye tabi olup ona iman etmek, Şayet çok böyle hayırlı bir şey olsaydı, evet bizi bu hayra ulaşmakta kimse bizi geçemez. Yani evet şimdi Peygamber'e iman eden onun etrafında bir takım kişiler var, kölelerden var, çocuklardan, kadınlardan var. Adeta onları da küçük görüyorlar. Zaten müşrik kafası böyle çalışıyor. Eğer Peygamber'in etrafına toplananlara bakıyor şöyle, sosyal konumları itibariyle, ekonomik durumları göstergeleri itibariyle zayıf kimseler. E, hatta erazi luna diyorlar. Bizim en aşağı takımımız ayak takımımız diyorlar adeta. Bütün peygamberlerin etrafındakilere böyle bir üstten bakış yapmışlar. E, müstekbirler, kendini büyük görenler. İşte parasına, kasasına, masasına bakanlar bazen böyle ehli hali, ehli imanı küçük görüyorlar. Üstten bakıyorlar. Diyorlar ki zaten bu hayırlı bir şey olsaydı siz bizi geçemezdiniz Müminlere böyle diyorlar. Bizi asla geçemezdiniz. Bizimle yarışamazsınız, Biz sizden önce tabi olurduk. Ama biz bunda bir hayır görmüyoruz ki. Dolayısıyla sizin de boşuna böyle bir peygamberim diyen birinin etrafında toplanmanız, onun okuduğu ayet diye size okuduğu, vahiy diye size söylediği konulara inanmanız, o sizin biraz aklınızı çalıştırmamanızdan kaynaklanan, işte aldatılmış bir konumdasınız Demiş oluyorlar. İ, i̇man edenlere böyle söylüyorlar. Aslında hakikaten şirk ve inkar kafası bugün de böyle çalışıyor. Müminlere karşı böyle bunlar işte örümcek kafalı gibi yani eski kafalı. Bunlar işte köylü, entelektüel boyutu olmayan e, ne bileyim toplumda alt sınıf. E, böyle görüyorlar. Demek ki tarih boyunca böyle bir Kibirlilerde böyle bir bakış açısı olmuş. Ama e, o yarın belli olacak. Şöyle bir e, Allah dostlarından e, olduğuna hüsnü zan beslediğimiz güzel insan, sahibül vefa Musa Efendi rahmetullahi aleyh bir ara Şehzade Camii imamı kendisini ziyarete geldiğinde sormuş. Nasıl kardeş demiş, cemaatimiz efendim, iyi mi demiş yani sabah namazı cemaatine falan gelen oluyor mu demiş. O imam efendi demiş ki efendim demiş. Vallahi demiş birkaç tane kapıcı geliyor. Birkaç tane işte sokakları temizleyen kardeşlerimizden geliyor. Çok fazla gelen yok deyince hocam demiş. Esas yarın belli olacak. Kim kapıcı, kim süpürgeci. Bugün kendini akıllı zanneden malıyla makamıyla, sosyal konumuyla, itibarıyla toplum içindeki parmakla gösterilmesiyle efendim kendini tatmin edip o yorganı başına çekip horul horul uyuyanlar var ya o yarın kıyamet gününde o sabah namazının, o loş seher vaktinde, o fecir vaktinde camiye doğru ağır ağır abdestli bir şekilde yürüyerek ağzında dualarıyla yürüyen kullar mı kazançlı çıkacak? Yoksa o kuş tüyü yataklarda horul horul uyuyanlar mı? Yarın Allah'ın katında aziz olacak, görülecek. Onun için işte şirk kafası, inkarcı kafa, belki bugün ateist kafa böyle çalışıyor. İnançlarla amel eden hayatına imanıyla yön verenleri sanki akılları çalışmaz kimseler gibi dünyayı doğru okuyamamış kimseler gibi görür entelektüel bedeviler denilebilir. Bedevilik sadece dünyadan habersiz çölde yaşayan ya da ormanda yaşayanlar değil. Onların içerisinde nice salih güzel kullar var. Bazen bedevilik şehrin göbeğinde efendim belki nice nice diplomaları vardır. Ancak hak ve doğru tanımaz. Halkı doğru değerlendiremez. Kendi nefsinden başka efendim büyük görmez. Bunlara da belki dense entelektüel bedevilik denir. Bazen entelektüel bedevilik diplomalı olur. Bazen titirlerle de olur. Bu sebeple iman eden her kimse onu aziz biliriz. Aziz bilmeliyiz. İmandan daha yüce bir izzet olmaz. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Cenab-ı Hak böyle buyurur. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. İşte Mekke müşrikleri de o dönem öyle demişler iman edenlere. E zaten bu hani hayırlı bir şey olsaydı ona ulaşma noktasında bizi kimse geçemezdi müsabakayı bizden daha iyi kazanan kimse olmazdı demişler. Böyle söyleyenler ve izlem yehtedu bihi feseyekulun haza ifkun kadim Kur'anla doğru yolu bulamadıkları için böyle söyleyenler artık zaten bu eski modası geçmiş bir uydurmadır diyeceklerdir. Tam da bugün bugünün böyle kodamanları da tabiri caizse inkarda Önce olanlar da aynı şeyi söylemiyorlar mı? Yahu bir takım hikayelerden masallardan ibaret olan şeyin peşine düşmüş gidiyorsunuz. Hala din öyle mi? Şu moderniz çağda. Hala efendim şu ne bileyim bilim çağında. Hala mı dinle? Bu tamamen işte eski bir masaldır, masallardır bunlar. Yani ilk bedevi insanların ya da ilkel insanların kendi hayatlarını bir şekilde efendim sürdürebilme adına inandıkları şeylerden ibaret. Hala şu 21. yüzyıla girmişiz. Uzay çağını yaşıyoruz. Şu iletişim çağında. Hala mı din diyerek adeta üstten bakan alaycı bıyık altından gülen bir zümre de var. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki şimdi onlar gülsün bakalım. Yarın kim kime gülecek belli olacak diyor. Evet. Mutaffifin suresinde yarın, yarın da kim kime gülecek bakalım. O bakımdan aziz dostlar e, ee, Yüce Rabbimiz imanımızı, İslam'ımızı o zat-ı bağlılığımızı daha da artırsın ve en yüce değer olarak imanımızı ve o bağlılığımızı görmeyi, hep görmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ اللِّسَانِنَا عَرَبِيَّا لِيُنذِرَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَبِشْرَى لِلْمُحْسِن۪ينَ Oysa Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Yani Tevrat. Kur'an ise zulmedenleri uyarmak ve iyi ve makbul işler yapanları müjdelemek üzere Arap diliyle indirilmiş kendisinden öncekileri doğrulayan bir kitaptır. Bu kitap da böyle bir kitap. Yani peygamber yani daha önceden benzeri olmamış biri değil. Benzerleri çok geçmiş bir peygamber. Ve ona indirilen kitap da ilk kitap değil. Ondan önce Musa'ya da bir kitap inmişti zaten. Cenab-ı Hak böyle nasıl oluyor da yahu bir insan Allah'tan mesaj aldığını söyleyebiliyor, mesaj alıyor ve bunu kitap diye bize önümüze koyuyor. Bu ilk defa olmuş bir şey değil ki diyor Cenab-ı Hak. Bak daha önce de Musa'ya böyle bir kitap gelmişti ve o da bir o kendi döneminde e, kılavuz bir kitaptı ve rahmet bir kitaptı. E, bu kitap da diyor şimdi Cenab-ı Hak. Bu indirilen Kur'an da e, öncekileri tasdik eden onun Önceki mesajları Allah'tan gelen kitapları tasdik eden bir kitaptır ve Arapça bir lisanla indirilmiştir. Ve diyor kendi nefislerine zulmeden, haksızlık eden, kendilerine layıkı ve çile değer vermeyen, nice nice değerleri alt üst eden zalimleri uyarmak için indirilmiş bir kitaptır. Ve muhsinin yani muhsinler için yaptığını güzel yapan, iyi insan olma adına, bütün gayretini sarf eden kimselere de bir müjde olarak girmiştir. Birilerini uyarıyor, birilerini müjdeliyor bu kitap. Kur'an azim şu an. Hem uyarıcı hem müjdeleyici bir kitap. Peygamber de hem müjdeleyici hem uyarıcı bir peygamber. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ve lahum yahzenun Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere bir hayat sürenler var ya işte onlara bir korku olmayacak. Onların korkacakları bir şey yok. Gelecekleri adına gelecekte korkacakları bir şey olmayacak. Ve lahum yahzenun onlar hüzünlenmeyecekler de. Mahzun da olmayacaklar. Onları üzecek de bir şey olmayacak. O zaman hakikaten dinin özü bir Allah'a tam bir bağlılık demek olan iman. İkincisi de o imanın yönlendirdiği o imana bağlı bir istikamet üzere bir hayat. Ne demek istikamet üzere bir hayat? Allah'ın hudutlarını çizdiği bir yol var. Sırat-ı mustakim dediği buyurduğu dost doğru bir yol. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yürüdüğü bir yol. İşte o yoldan yürümek yani onlar gibi bir hayat yolculuğu gerçekleştirebilmek. Diğer bir ifadeyle ömrü onların ömrüne benzetmek. Yani şu anlamda onlar gibi bir inanç, itikat, düşünce dünyası taşımak, onlar gibi salih ameller işlemek onlar gibi ahlak hamide sahibi olmak ve onlar gibi bütün varlıkla sıhhatli bir ilişki içerisinde bir hayat sürebilmek. istikamet bu. Bunun en güzel örnekleri peygamberler. Dolayısıyla peygamberlerin yolu sıratı mustakimdir. Dost doğru yol onların yoludur. Onların yürüdüğü yoldur. Onlara omuz veren, onları tasdik eden sıddıkların yolu. Ve yine Onların getirdiği esaslar çerçevesinde salih bir hayatı olan, güzel güzel ameller işleyen Allah'ın salih kulları. İşte bu yolcuların, bu kafilenin peşine düşmek, bu kafilenin gittiği yoldan yürümek ve onlara arkadaş olmak, sırat-ı müstakim üzere hayat sürmek bu demek. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra da dost doğru bir hayat sürenler var ya diyor. Onlara korku olmayacak. Onlar cehennem korkusu onları bürümeyecek adeta. Dünyadayken ürperecekler. Ama yarın o herkesin korktuğu günde gözlerin fal taşı gibi yerinden fırlayacak şekilde korkudan adeta döndüğü bir günde onlar emin olacak. Onlar herkesin üzüldüğü günde üzülmeyecekler. Mahcup olmayacaklar. Yüzleri kara çıkmayacak. Ula iki ashabul cenne halidine fiha. Cezaen bima kanu Onlar cennetin yaran ve yoldaşlarıdır işte. Kim Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru dürüstçe bir hayat sürenler. Ve onlar cennette ebedi kalıcıdırlar. Onlar bu cenneti, o cennetteki ebediliği cezaen bimâ kânû yâmelûn yapa geldikleri amellerse ürün karşılığı olarak Cenab-ı Hak onlara bunu lütfetmiştir. Fazlıyla, keremiyle, ikramıyla. Evet, amel deyip geçmeyin. Ameller cenneti kazanmanın anahtarıdırlar. Evet, sadece amellerimiz bizi cennete sokmaya yetmez ama o kerim olan Mevlamız yaptığımız her amel karşılığında bize en az on katıyla karşılık vereceğini beyan ettiği için o ameller küçük gibi görünür. Fakat Mevlamızın o amellere verdiği mükafatın büyüklüğüyle kullar ehli cennet olurlar. Yani o ebedi cennetler Rabbimizden niyazımız bizleri cehennemin azabından muhafaza buyurması ve böylesi salih kulların, sıddıkların, şehitlerin, başta peygamberlerin efendim bulunduğu o firdevs cennetlerinin inşallah varislerinden kılar alemlerin Rabbi Yüce Mevlamız. Onun hazinesinden, lütfundan, kereminden bunu istiyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.